benim yavrularım mı? Bunlar senin yavruların. Bunlar abi. Şimdi birebir orijinal değil mi? Birebir orijinal abi. Kırık, kırma, kırık, mırık yok değil mi? Sonradan yan hayat. Ebededenin öpeğiz torunları abi. Yan hayatta, çamur hayatta. Bunlar Sıvacı Ömer'in torunları mı oluyor? Torunlar oluyor abi. Öz onun kuşları. Öz onun kuşları. Şeref Ağa, Ömer Ağa. Esas Şeref Ağa. Esas Şeref Ağa ama Sıvacı Ömer. Sıvacı Ömer de var. Giriyor. Yani Sıvacı Ömer'e de giriyor. Sıvacı Ömer'e de girer. Yani ikisinin kuşları. Hı-hı. Ama senin kuşlarımız, işte beslediğin kuşların birebir özleri. Özler abi, ebededenin ilk torunları yani. Anladım, teşekkür ediyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Onlar benim yavrularım. Evet, evet. İkisi de arka takları. Yavru da maşallah. Benim aldığım yavrulara bak, şunlara bak ya. Niye? Benimkiler şey... Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Şerefli Koçhisar'a geldik. Selim Sözdünler kardeşimiz bozdumanlı erkek bir yavru uçuracak bize. Bu videoyu Kral Koçu Zafer, Kral Koçu TV adına çekiyorum. Zafer kardeşimizin kuşuna bakıp seyredeceğiz, göreceğiz. Ne yapacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Aldır abi. Hoş kırgın lan. Nezler abi de. Tut. İyi kuşlara kurarmış ya. Olur. Elin lan, elinle. Arkadaşlar kuş yağmurda kalmış. Kuş ezilmiş biraz. Selim kardeşimiz öyle der. Baba şimdi bu kuşlar, herkes seni çok merak ediyor. Önce kendini tanıt bir şöyle. Gel şöyle otur. Otur. Gel. Şimdi yurt dışından, Türkiye'den, Avrupa'dan Selim Sözdünler, Selim Sözdünler. Selim Sözdünler. Abi işte. Maşallah. Ha, 30 senedir de besliyoruz. Ne rahatsız yok. Kendimize de besliyoruz. Doğru mu hacım? Doğru. He, madenciydik, kömürcüydük abi işte. Öyle geçip gidiyor dünya. Şimdi bu kuşların hep konuşuluyor ya işte nedir, ne değildir, ne zaman kimden edindin, nasıl edindin ya da kuşla ne zaman başladın? Şöyle kısaca seni tanıyalım kuşları. Abi, bu sevda nereden geldi? Bu sevda çocukluktan beri geldi işte, bizde kuş vardı, köpek vardı, tabi burada eski kuşlar vardı. İki çeşit kuş var, aynı kuşlar da iki çeşit oldu şimdi. Bir çeşit bozdumanlar, o da Sıvacı Ömer'in. Bozlar, Hacı Kenan'dan geçenler, onlar da kökeni Sıvacı Ömer'in. He, bozlar işte, Hacı daha iyi bilir. Uçurdu da, gördü de. Hacı daha iyi derken Hacı'ya dönelim. Hacı dediğimiz... Dönelim şöyle. Meşhur tesisatçı Kenan kardeşimiz. Tesisatçı diyebiliriz biz. Ondan sonra tesisat işleriyle uğraşır. Ama şu anda normal şeyde değil mi? Külliyede, Cumhurbaşkanlığında külliyede çalışıyor kendisi. Çok değerlidir. Ben de çok severim. Benim de 27 sene, hemen hemen 27 senelik arkadaşım. Doğru mu? Doğru abi. 93-94'te tanışmıştık yani. Evet abi. Boztepe'de. Çünkü o zamanlar oradaydım, o zaman kuş uçuruyordum. O zamandan tanıştı 93. Demek ki 27 sene oldu. Evet. Yani 93-94'te 26-27 senelik arkadaşım benim. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, gerçekten çok çok takdir ettiğim bir kardeşimiz. Böyle Allah razı olsun. İyi kuşçudur normalde. Kenan'cığım seni tanıyalım şöyle bir kısaca. Benim ismim Kenan abi. Memleketim Ankara. Mühiköylüyüm. Maşallah. Yaşım 48. Çocukluğumuzdan beri işte kuş besliyoruz. Şimdi Zafer'le ne zaman tanıştın? Zafer kardeşimizle. Kuş yüzünden mi? Zafer. Zafer demişim ya. Zafer. Zafer değil mi? Selim'le. Evet. Selim'le bizim Abdullah abi var. Onun bizim dondurmacı eski. Şimdi kuyumcu. Yok. Madenci. Bizim Abdullah abi. Abdullah Tuğlu. Ha onu tanımıyorum. Alpay o değil. Ha Alpay. He. Onun vasıtasıyla tanıştık işte yani. Kaç sene oldu? 6-7 sene oldu herhalde değil mi? 8. 8 oldu mu? 8 sene falan oldu. Yani o vasıtayla tanışmıştık işte, öyle arkadaşlığımız devam ediyor. Anladım. Şimdi bu kuşlar ne yapar? Anlat bakalım. Abi bozdumanlar işte, ben şu dişiyi uçurdum.
3 sefer de 4 sefer de yavruya kuş kapı. Bu dişim 70 metre, 80 metre gidiyordu. 11-12 tağla, 13 tağlayla. 15-16 sefer de artar. Bakma. Bakma. Uçurduğun dişi değil mi? Anaları. Uçurdum anaları. Anak dişim, erkek dişlerinden biri o. Maşallah dişi daha iyi ateşliymiş. Daha ses soluklu şatafatta. Erkeğe yavru ezmişsin biraz. Yavru ezildi. Bunlar şimdi Suvacı Ömer'in kuşları değil mi? Ömer'in öz kuşları. Abi. Öz kuşları biri bunlar. Öz kuşları. Şimdi öbürlerini de çıkaracağım. Bu arada kuşlar çıkarken Kenan yarım kaldı. Siz kaç senedir besliyorsunuz? Ne zamandan beri kuş besliyorsunuz? Siz kimin kuşları besliyorsunuz bu arada? Ben Şeref Ağa ve Ömer Ağa. Şeref ve Ömer Ağa. İkisinin karışı. Evet. Başka kimsenin kuşu yok. İki çeşit kuş var diyorsun ya. Yıllardır maşallah aynı kuşları besliyorum abi. Ne kuşların meziyetlerinde nasıl yani sen ya da şöyle söyleyeyim. Senin kuş anlayışın ne? Ya sen nasıl kuş beğeniyorsun? Benim piyasaya göre biraz farklı. Mesela? Yani, bunu, yani çok kişiyle anlaşamıyorum. Benim kuşumun önce altı sağlam olacak abi. Yani? Yere gelecek. Bir metre adam boyuna gelecek. 4 metreden 5 metreden alan kuşu. Yani 3 metre bile hani. 4 metreden 5 metre 4 metre hemen. 5 metreden sonrası zaten havai baş oluyor değil mi? Abi ben adam boyu, benim kıraterim adam boyu. Adam boyu kalacak. Bir gözün önüne gelecek. Adam boyu. Ben de öyle diyorum. Geldiği zaman hani inecek mi, konacak mı diye korkmayacaksın abi. 5 dakikaya bir oyuna gelecek kuş. Evet. Hani 3 dakikaya, 5 dakikaya duruma göre. Hedefine gelecek. Hani taban vuran kuşu ben severim. Hani çift taban artık o konuşmamıza gerek kalmadı. Çift taban vuran kuş kalmadı piyasada. Kalmadı. Hani böyle krateller vardı eskiden. 20-25 metre. 20-25 tane yapan. Oyundan çıktığı zaman gezip hani hedefine adam gibi gelen. Vallahi geçenlerde ben bir tane kuş izledim. Bir video izledim daha doğrusu. Hollanda'da. Deprem ha. Ali diye. Ali Güneş. Deprem Ali diye bir arkadaşta. Kuş harbi gelirken vuruyor. Bir daha vuruyor. Bir de küvesin üstüne geliyor. Vuruyor ondan sonra depeyi dikiyor. Şimdi bu üç taklam oluyor. Daha önceden de hani konuşmuştuk gene de çift tabanı çoğu karıştırıyor. Şimdi çift taban şimdi kuşun üstüne gelip arka arkaya vurduğu zaman millet çift taban diyor. Yok, çift o taban olmaz. Kuş karşı taraftan attığı geldiği zaman ben de onu işte diyorum. 50 metreden atış vaziyetini, bozmadan. Bozmadan bak açma. Aferin. Şimdi atıştan atsa da çok farklı. Bozmadan tabanı çevirecek. Tekrar kuşların üstüne doğru gelecek. Tam hedefe geldiği zaman bir tane daha vuracak bu çift taban. İki tane üç tane vuran da olur ama bu çok nadir kalma. Şimdi taban vuran kuş yok. Aynen öyle. Yani bu meziyette olan kuşlar güzel kuşlar abi. Yani sen diyorsun ki benim kuşum kısa oynasın. Abi çok fazla göz önüne gelsin. Uzun oynayan kuşu herkes beğenir ama uzun kuşların çoğunun sonu yok. Burada bir gerçekçi olmak lazım. Aynen öyle. Yani sen diyorsun uzun benim oynayan kuş çok sefer yapmaz. Ben çok sefer yapan kuşu severim. Yani aynen. Usandırmayacak abi şöyle çay aldığın zaman bir çay içirelim. 3 dakikada, 2 dakikada, 4 dakikada bir gelecek yani diyorsun en geç. En fazla 5 dakikada gelecek en fazla. 3 dakika, 5 dakika. Ben dedim 3 dakika ile 7 dakika arası gelmesi lazım iyi bir kuş ya diyorum. Çok haşmetli olur hadi 7-8 dakikada olabilir. O sıkıntı aynen değil ama. Yani atış da mesela şimdi herkes atıyor diyor. Çoğu kuş atmıyor bana göre. Ya hani şimdi kimsenin kuşunu şey yapmıyorum ben benzih ediyorum. Yani kuş şöyle kapattı mıydı? Bak, şimdi mesela karşıda dağlar var. Örneğin yüksekte uçuyor kuşlar mesela. Oradan atıyor, geliyor. Kuş iyi geliyor. Evet. Kuş oradan attı, geldi. Bana göre bak, bana göre. Sana göre ne bilsin? Kümes burası kuşlar. Burayı geçti gitti. Dolandı, tekrar geldi, tekrar girdi. Doğru mu? Bu at gelme değil abi. Ben bunu atış demiyorum. Oradan kapandığı zaman hedefte patlayacak. Patlaması o. Atış tam bu değil mi? Abi aynen. Ben aynen de aynısını söylüyorum. Abi geçtikten sonra o artık geçtik, normal uçuyor. Aynen geçiyor. Öyle. O zaman normal uçuyor. Geldi değil. Aynen öyle. Atıp gelip de oynayan kuş attığı biraz zaman nerede açılacak biliyor musun? Kapandı ya abi. Orada kapandı bak. Şimdi kuş kapanıyor. Tekrar açıyor. Adam attı diyor. Tekrar kapanıyor. Yani öyle olmaz abi. Açıp kapatman olur mu? Kapattı mı? Ne zaman açacak biliyor musun? Hedefte tabanı vurduğu zaman. Patlatacak değil mi? Tabanı vurduğu zaman patlatacak. Aynen öyle. Hani 100 metre gitmesin. Kenan Bey sizin için özel geleceğiz. Sizinle de güzel bir röportaj yapacağız. Kuşlarını tanıyacağız. Kuşlarını tanıyacağız. Seni tanıyacağız. Bugün Selim kardeşimize misafir olduk. Selim kardeşim gel şöyle kuşların yanına geçelim. Bozdumanlar bunlar değil mi? Bunlar ünlü Sıvacı Ömer'in özel kuşları. Öz kuşları. Bunlar maşallah. Hiç kırılmamış, katılmamış öz ve öz kuşlar abi. Anladım maşallah çok güzeller.
Şimdi bunlar birazcık şöyle tanıyalım. Kuşları tanıyalım. Seni tanıdık. Kuşlar ne yapar? Abi, kuşlar bunlar, nasıl oynar? Kuşların meziyetleri bunlar ne? Bunlar atışlı olur. 60-70 metre 12-13 tahlayla gider bunlar. Atmaları meşhurdur bu kuşların. Bir de rahmetlik zaten bunlardan başka da kendi kuş beslemezdi. Öz de kuşları zaten. Başka kimseden kuş almaz. Her adama kuş uçurmayan bir adamdı. Bu kırmızı boncuklar ikisi kardeş mi? Kardeş abi. Şu dişi de uçanın erkeğin kardeşi şu dişimizde. Bu da yeni çevir işte Ankara'ya gideceğimden dolayı bu yarım kalacak. Anladım. Evet, bu da Ankara'ya gideceğimden dolayı kaldı. Uçum dişi yattı abi. Maşallah. Bir de bunların şeyler var değil mi? Açık bozlar dedikleri. Onlar da kalacağım abi. Bak bu kuş çok güzel öter. Kaya bülbülü derler. Arkadaşlar çok güzel ötüşü vardır. Çok severim ben bunun ötüşünü. Bir ötse de dinlesek keşke. Yok kalkmaz herhalde. Bunlar yavru. Bu arada yavru da hiç görünmüyor. Yok kal. Var yavrular var onların. Ya yavruları kaldırma kuş yavru geldi. Dur inerler onlar. Nerede lan mazgarı çekiniz onlar ben indirmem. Tamam. Hemen çekilelim. Gelir. Gelir. Maşallah. Gel lan da bir. Bak. Kuşlar kıpır kıpır maşallah. Gelirler yem açıyor azıcık. Şey. Gelir. Elleme kendileri yensinler. Kendileri atlasınlar. Bunlar iner. Koylar olmuş, hepsi koyu. Ama maşallah bak tek kalem kuşlar, ne güzel. İki kanal kuş var. Abur cubur yok. Şöyle kuşun bir iki severini çeksek zaten yeter. Çay doldurayım abi. Abi şimdi sadece bunlar besliyorsun değil mi? İki çeşit kuş bunlar var. Başka kuş var. Başka kuş da koymam. Başka kuş da beslemem abi. Bunlar da olmazsa zaten dilet bırakırım kuşunu. Anladım.